Dakar'da alsaydınız daha iyi olur. Önünü kesip verirdi. Evet. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun, biz deyiz. Mükemmel bir tarz, mükemmel bir stil. Teşekkür ederim. Saçlarınızın yan tarafını özellikle görebilir miyiz? Mükemmel olmuş. Ben de yani böyle o kadar alışmışım ki kendimi aynı görmeye. Ufak tefek değişiklikler yapabiliyoruz. Yapmayı tercih ediyorum. İşte çok saçımı kestiremiyorum. Ben erkekler de sıcık bir sakal değişimi büyük görüntüsel olarak şeylere yol açar ama en fazla ne yapıyorsun? Ördürüyorsun. Yıllardan beri böyle bir şey yapmamışım. Çok iyi ve mutlu hissediyorum. O yüzden. Bu nasıl bir stil ya? Rock stili mi? Görüyoruz biz de buradan. Rock grubu var bir tane de. Buna age diyorlar. Aynı zamanda da biraz rockerlık da var tabii işin içinde. Bunu da çok sevdiğim Ahmet'in orada İranlı bir kız yaptı. Bu hiç örsün saçını. Çok güzel dedim. Evet zaten bugün de ben böyle bir şey istiyordum. Öyle yani biraz. Hani karışık gibi bir şey diyebilirim. Size pişmiş yani bizden tam mutlu aldığını söyleyeyim. Teşekkür ederim. Bir İtalya tatili vardı. Ne oldu, gidecek misiniz? İtalya değil, pazartesi günü İspanya'ya gidiyorum. Sonra Eylül'de İtalya'ya gideceğim yani. Biraz arada böyle işte başka tatiller sıkıştırdım. İtalya'dan neden vazgeçtiniz? Ne vazgeçmedim, Eylül'de İtalya'ya gideceğim. Ha, Eylül'de gideceğiz. Biz de dedik sıcak sıcak oradaki magazinimi takip ediyorsunuz. Biliyorsunuz Francesco Totti var, eski Roma'nın futbolcusu, aldatıldı 20 yıl sonra. Eşinin personel trainer'ı tarafından dedik ki acaba hani onu böyle teselliye mi gideceksiniz diye bir espri yapacaktık da dedik ki herhalde... Zaten öyle espriler çok güzel oldu. Ya evet değil, yapamayacağız tam. Yapma. Projelere geri dönelim, Murat Boz'la birlikte filmde yer alacaksınız. Hı-hı. O durum, o proje ne durumda ondan sonra? Yani dediğim gibi okuduğum zaman çok heyecanlandım ve farklı bir işti. Murat'la çalışacağım için zaten buluyorum. Bugün yönetmenimizle tanıştık, böyle senaryo üzerinden biraz sohbet ettik. Öyle Eylül'ün ortasında sete çıkacağız. O zamana kadar hani yani yapım veya işte Amazon bir şeyi paylaşana kadar bizim hiçbir söylememiz gerekiyor falan. O yüzden onların önceliği onlarda, onlardan sonra biz de böyle tabii ki paylaşacağız şeyleri paylaşacağız. Efendim? Özellikle evet, kesinlikle, kesinlikle. Tuba Büyük üstünde oynamış olduğu sahneler vardı. O sahneler hakkında ne düşünüyorsunuz Murat Bey? Zeytin Ağacı'nı izledim ben. çok beğendim. Gerçekten zaten çok ses getirdi. Türkiye için güzel bir adım bence bu. Çünkü kırılmamış, büyük rekorları kırdılar. İşte dünya sıralamasında 7. sırada, 6. sırada falan oldular. Murat'ın bütün sıralarından zaten takip ediyorum. Hepsini görüyorum. Bilgi sahibi oldum. Yani sanat bu senaryo onu gerektirmiş ve sahne çekmişler. Sizin peki projeniz nasıl bir proje olacak? Siz nasıl, hangi rollerde yer alacaksınız? Murat, Boğuz partnerliğiyle birlikte. İki soru önce bunun cevabı. Daha odan başka soruya geçelim. Onun dışında neler yapıyorsunuz? Çok yaratıcı bir soru oldu ama. Yani işte hani bir dizin yoksa, bir erkek arkadaşın yoksa zaten sorular aynı şekilde oluyor. Veya erkek arkadaşın varsa ne zaman evleneceksiniz? Çocuk bekliyor musunuz? Aileler tanışmış falan hani. Üç tane klasik soru var. Evli değilsen, yanında gördüğün her arkadaşını, herkesi sevgili zannediyorsun. Zengin değilsin. daha da yaratıcı sorular soralım. Kapağınızla yalnız kaldığınız zaman ne gibi sohbet ediyor musunuz? Neler konuşuyorsunuz? Kapağının çenesi düşüyor. Bak bunları sabah kadar konuşurum. Gerçekten yaratıcı soru. Kapağının çenesi düşüyor. Ben böyle yeğenim benimle beraber, biz beraber yaşıyoruz. İşte can böyle okula geç kalıyor mesela. Tamam ben 5:30. Can teyzeciğim hadi lavaboya gir. Dişlerine fırlatacağım böyle. Şey kapağım böyle bağırıyor. Can. Taklit bir şey konuşmuyoruz da yani benim bütün şeyimi taklit ediyor diyelim. Onun haricinde neler yapıyorum? İşte ufak bir tatil planladım. Dinleniyorum, aileme vakit ayırıyorum, arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Hani ne yapılırsa böyle tatlı bir event var. Tatil seçiminizi nerede yapıyorsunuz? Abi yapma. Nasıl ya? Bodrum'a mı gidiyorsunuz? Daha çok Bodrum'a gidiyorum ben. Yani Bodrum'a 2 yıldır Çeşme'ye çıkıyorum. Evet, o zaman başka bir soru var mı? Var, yalnız mısın ya? Farkı, ya ne olur arkaya çekeyim birazcık. Farkı da? Aşırı değişik şeyler. Şu dörtlü bayağı koyuyor. Vav. Yani zaman... yalnız arkadaşlarım oluyor yani. Evet, tamam mı? İmanınızı anladım ama. Yok. Soruları biliyorum. Cevaplarım hazır. Evliliğe bakış açınızı da biliyoruz tabii ki de. Şu an için erken projelere... Yok, hiç erken geç diye bir şey yok yani. Hayat mı önüne getireceğim? Vav, birisi olursa yani bir anda benim başımı döndürürse aniden evli kararı alabilirim diyor musun? Tabii ki de. Yani niye öyle bir asla evlenmem diye bir şey yok. Buradan da bir selam olsun bir muhabir arkadaşımıza. İlişkide kriterleriniz var mı? Evleneceğiniz kişideki kriterlerinizi alabilir miyim? Bir şey diyeceğim, bununla ilgili inanılmaz Twitter'da komik videolar var.
gerçekten çok önemli. Burada anlatamam, anlatırsam linç yerim bir şekilde. Taraflı gibi gözükürüm. Bir şeyin kriteri olmaz hayatta ya. Şurası çarpıyorsa zaten yeterli bence. Sizi etkileyen ne olur? Peki oranın çarpması için ne? Enerji yani, beraber kodum diyor. Gökyüze baktığımda orası heyecanlı olursa, kalbin heyecanlı olursa olur. Yani bir anda heyecanlandı sizin. Peki bunun yani bir anda olan Allah, ve biten... Allah, sorular nereye gidiyor ya? Bir anda heves 15 dakikadır röportaj veriyor. Tamam, son. Heves olup olmadığını ya da evleneceğiniz kişi olup olmadığını ayırt ettiren şey ne peki? Başıma öyle bir hani evlilik noktasına gelip de geri dönsem bu soruyu sor. Öyle bir şey gelmedi başıma hani. Yani heves diyemezsin herhangi bir şey. Bir şeyden heyecanlanıyorsan heyecanlanırsın. Aşk dersin, sevgi dersin, bağlılık dersin, bağımlılık dersin, ne diyorsan dersin. Hani herkes için kelimelerin anlamları farklıdır aslında. Yaş olarak yok. Peki sizden küçük ya da büyük olması fark ediyor mu? Amca gelsene amca. Şurada böyle noktalayalım bence. Peki o zaman çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Fotoğrafı alacağım. Ben de fotoğrafı alacağım. Şu neden peki? Magaziner bir açıyor, keşfediler. Sinemada göremezsiniz. Yok. Size özel. Sağ olun, kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkürler. Teşekkürler. Her yerde oynasa ne olur? Selçuk'un merhaba, nasılsınız? Merhaba, sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun efendim, bizdeyiz. Birazdan ödül töreni başlayacak. Ödül töreniyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Vallahi geçen hafta da bir ödül aldım. Allah'a şükürler olsun, meslek hayatımda nice ödüller aldım. Hayat devam ediyor. Tabii sağlık ilk başta. Bugün de çok müjdeli bir gün. Bir Galatasaray'a bir marş yapmıştım. Şimdi onun toplantısından geliyorum. İşte bu hafta onu yayınlayacağız. Lansman yapacak. Size haber veririz Galatasaray Adası'nda. Allah'a şükür iyiyiz. Süper efendim. Başka projeniz var mı Galatasaray'dan yana? Galatasaray'dan yana şimdi bir lansman gecesi yapacağız Galatasaray Adası'nda. İki hafta sonra da maçtan önce marşı söyleyeceğiz. Bu akşam Sezgin Çınar kardeşim de o da ödül alacak. Yeni çıkış yapan sanatçılar da. O da bir iki kelime. Teşekkürler sayenizde. Teşekkür ederim alakanıza. Böyle bir güzel gecede olmak benim için de çok özel olsa gerek. Hazırlayan herkese, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizlerle olmak çok güzel. Evet, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Selçuk Bey, gündeme dair de sormadan olmaz. Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğunuz bir açıklama vardı. Oğlunuz Hakan Ural hakkında. Konuyla ilgili neler söylersiniz? Valla o konuyu artık bütün kanallar aradı beni. Hiçbir yere gitmedim. O konuyu kapattım. Çünkü kapatmak bana daha çok yakışıyor. Yoksa bütün kanallar şu geçtiğimiz 15 gün önce bıktım artık yani. Ondan sonra hatta Sevinç Hanım da benim menajerim dedi ki, o da Selçuk abi hiçbir yere çıkma dedi. Hiçbir yere çıkmadan bitirdik o işi. Pişman oldunuz mu efendim? O yüzden mi konuşmak Yok. İstemediniz? Onun öncesi var hiç. İnsan okuyarak bir şeyler öğreniyor da yaşayarak daha fazla öğreniyor. Onun yaptığı, yani onun açıklamasından sonra benimki devede kuş kalır yani. Şey peki, aradı mı daha sonra sizi, hiç konuşma fırsatınız oldu mu? Yok, arayamaz beni. Arayamaz beni. Devlet ekranı da bizi barıştırmak istedi. Benim öyle bir oğlum yok. Bir tane kızım var benim. Çok teşekkür ederim. Sağ canım, sağ ol. Kolay gelsin canım. Gel buraya, gel seni arıyorum.
teşekkürler. Kadir güzel oldu mu Kadir? Teşekkürler.